milletvekilim, pazar günden itibaren yer yerdesiniz. İlk önceliğiniz buradan Tilo bölgesi köyleri oldu. İki gün sonra Direcan bölgesi ve üçüncü günde Canbek bölgesi ve bugün de Yeryer merkez. Bu dört günlük süre içinde yer yerde ne gördünüz, halkın sorunlarını dinlediniz, genelde sorunları neydi? Kısa bir değerlendirme yaparsanız. Evet, teşekkür ediyorum. İl başkanımız, buradaki ilçe başkanımız ve yönetici arkadaşlarımızla beraber dört günden beri bir saha çalışması yapıyoruz. Tabi bu saha çalışmasında öncelikli olarak köylerimizi gezdik. Gerger'in hemen hemen bütün köylerini gezdik. Muhtarlarımızdan gerekli bilgileri aldık. Vatandaşlarımızın sesini dinledik ve onların taleplerini aldık. Genel olarak baktığımızda Gerger hem ilçe merkezindeki esnaflarımızdan aldığımız bilgiler, hem köylerdeki muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan, halkımızdan aldığımız bilgiler ve bir de bizim objektif olarak kendi gözlemimiz Gerger'in kamu hizmetleri anlamında gerçekten ciddi anlamda mağdur edildiğini gördük. Özellikle Sivrice depreminden sonra bölgede yaşanan durum içler acısı. Depremin üzerinden yaklaşık 2,5 yıl geçmiş olmasına rağmen hala Gerger'li yurttaşlarımız ağır hasar gören evlerin malikleri çadırlarda, konteynerlarda yaşam mücadelesi veriyorlar ve devletin asli görevi kendi yurttaşlarını, kendi afetzedelerini gerçekten yaralarını sarmak olması gerekirken Gerger'de afet mağdurlarının, deprem mağdurlarının yaraları sarılmamış. Bu konuda Gerger'e büyük bir ayrımcılık yapıldığını gördük. AK Parti depremzedeyi, Gergerliyi görmemiş, Gergerlinin yaralarını sarmaktan uzak bir pozisyonda kalmaya devam ediyoruz. Bir kez daha çağrı yapıyoruz iktidar yetkilerine. Türkiye'nin değişik bölgelerinde de afetler yaşanıyor. Ancak Gerger'de de, Samsat'ta da, Adıyaman'da da deprem yaşandı ve bu bölgede mağdur olan yurttaşlarımız var. Çoluğunu, çocuğunu gerçekten kış günü, yazın sıcağında, kışın soğuğunda, çadırda, konteynerde yaşamak zorunda bırakan yurttaşlarımız var. Bu yurttaşlarımızın yaralarını acilen sarın diyoruz. Bunun dışında tabii Gerger'de özellikle kırsalda içimizi acıtan görüntülere tanıklık ettik. Zaman zaman aracımızın çıkamadığı yollara denk geldik. Zaman zaman içme suyu bulamayan köylülere tanıklık ettik ve eşeğin sırtında kendi çocuk kardeşlerine ve ailesine su taşıyan çocuklara denk geldik. Sokakta sifta yapamayan esnaflara denk geldik. Velhasıl Gerger bir bütün olarak çok mağdur. Yangın yeri gibi ve insanlarımız dertli ve insanlarımız çare bekliyor, çözüm bekliyor. Gerger'de şunu gördük. Gerger'in özellikle bize karşı muhabbetini, sevgisini ve ilgisini de gördük. Ben sizin aracılığınızla da bütün Gerger'lere bu çalışmalar boyunca bize göstermiş oldukları sevgi, ilgi ve alaka için de canı gönülden teşekkür ediyorum. Onların sesi olmaya devam edeceğiz ve Gerger halkının bu mağduriyetlerini çözüme kavuşuncaya kadar, Gerger halkının sesi duyuluncaya kadar hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de ilgili tüm platformlarda biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ben de Adıyaman Milletvekili olarak Gerger'in sesi olmaya devam edeceğim. Tabii Gerger deyince herkesin aklına ilk önce ulaşım geliyor. Gerçekten Gerger yolu tamamen bir yılan hikayesine döndü. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu yolun yapılması noktasında defalarca konuşmalar yaptık. Soru önergeleri verdik. Bakanlık yetkilileriyle görüştük. Karayolları Genel Müdürlüğü'yle görüştük. İhalesi yapıldı. Ancak burada yine enteresan bir şey var. Diğer şeylere baktığımızda ihale yapılır, sözleşme yapılır, işe başlanır. Gerger yol ihalesi yapılmasının üzerinden yaklaşık bir yıla yakın bir zaman geçti. Sabah geldik, ortada bir şey yok. Henüz bir çalışma yok. Artık bu konuya ilişkin de yetkililerin bir an evvel elini taşın altına koymaları lazım. Eğer gerçekten ihalesi yapılmışsa zaten kaynağı ayrılmış demektir. Bizim mevcut ihale mevzuatımıza göre kaynağı olmayan bir işin ihalesi yapılmaz. Eğer ihale yapılmışsa, sözleşme imzalanmışsa da bir an evvel işe başlanması gerekiyor. Gerger'in ilçe merkezinden, Narince'den ilçe merkezine gelen
yolu artık trafiğe kaldırmıyor ve bu Adıyaman'ın da bu ülkenin de bir ayıbı haline gelmiş. Bu büyük bir zulüm. Gergerli halkını bu zulümden kurtarmak lazım. Bunun dışında barajın kenarında susuzluk çeken köylerimiz gördük. Kılıç köyünde, mezralarda içme suyu olmayan ve elektriği olmayan mezralarla karşılaştık, tanıklık ettik. Velhasıl suyun kenarında kuru tarım yapan köylerimize karşılaştık. Köylerimizle tanıştık, sohbet ettik ve hem içme suyu konusunda bölgede ciddi sıkıntı var. Gerger merkezinin de içme suyu sorunu var. Köylerin büyük bir kısmında içme suyu sorunu var. Barajdan arıtılmadan su verilen köylerimiz var. Ve baraj suyunun arıtılmadan insanlara içmesi için verilmesi sağlık açısından halkın sağlığını tehdit eder boyuta gelmiş. Bu konuda tedbir alınması gerekiyor. Gerger, şunu özetle söyleyeyim, içme suyu, tarımsal sulamada kullanılan su ve ulaşımda bütün alanlarda ciddi anlamda mağdur. Ve bu mağduriyetin giderilmesi lazım. Yıllardır Gerger'den gelip seçim zamanı vaatte bulunan iktidar partisi Gerger'i maalesef görmemiş, unutmuş. Biz buradan tekrar hatırlatıyoruz. Adıyaman'ın Gerger diye bir ilçesi var. Burada yaşayan insanlar var ve bu insanların yığınla sorunları var. Bu sorunları çözmek de anayasal olarak iktidarın görevidir. Biz muhalefet olarak bu sorunları söyleyeceğiz, dillendireceğiz, anlatacağız. İktidarın da bunu çözmesi gerekiyor. Çünkü iktidar milletten vergiyi toplayan, Türkiye bütçesini yöneten AK Parti'dir. Bu sorumluluk AK Parti'nindir. AK Parti eğer Gerger halkının sorununu çözmüyorsa, Gerger'in ulaşım başta olmak üzere içme suyu, köy yolları ve diğer sorunlarını çözmüyorsa Gerger halkı da bunu en iyi şekilde değerlendirecektir. Ben bu çalışma boyunca bize eşlik eden sizlere, ilçe başkanımıza, tüm yönetim kurulu üyelerine ve il başkanıma, il yönetim kurulu üyelerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şunu da ifade ediyorum. Biz geldik, gezdik, gidip arkamıza bakmayanlardan olmayacağız. Yine gönlümüz, yüreğimiz her zaman Gerger'le atacak. Gerger'i takip etmeye, Gerger'li vatandaşlarımızın sorunlarını dile getirmeye, takip etmeye de devam edeceğiz. Peki son bir şey, tutmayalım fazla. Sağlık konusunda Gerger'de biliyorsunuz sürekli sıkıntı var. Gerger'in devlet hastanesi yapıldı. Ama Kahta'ya bağlı bir şube, entegre hastane diyorlar. Şimdi o yüzden tayin yok. Mesela buraya gelen doktor, Kahta'nın doktoru geliyor. Şimdi doktor, uzman doktor yok, poliklinik yok burada. Sadece acildeki doktorlar şey yapıyor. Bir kan tahlili 15 günde yapılıyor. Şimdi en azından Kahta'daki bir doktor, yani Kahta'ya bağlı bir hastane olduğu için Kahta'nın bir doktoru dahili olur, doğum olur. Bunlar haftada bir gün gelmesi mümkün değil midir? Yani bununla ilgili hiçbir daha önce şikayet geldi mi, size duydunuz mu? Geldi. Zaten Gerger'in en büyük sorunlarından bir tanesi de doktor eksikliği. Biz buna ilişkin Sağlık Bakanlığı'na çok sayıda soru önergesi de verdik. Gelen doktorlar da burada çok kalmadan geri bir şekilde kaçıyorlar, gidiyorlar. Sebebi Gerger'in aslında buradaki hem sosyal anlamdaki altyapı eksikliği hem de ulaşım sorunu. Şey aslında mesela her şey gelip yola ve diğer kamu hizmetlerinin eksikliğine dayanıyor. Tabii ki burada sonuçta yurttaşlarımız yaşıyorsa Gerger halkının sağlığının da korunması anlamında başta kadın doğum uzmanı olmak üzere diğer uzman doktorların da bir şekilde burada görevlendirilmesi gerekiyor. Aksi takdirde buradaki insanlarımız zaten bu yol koşullarında acil bir hastanın Kahta'ya ulaşması zaten imkansız. Hem yolun fiziki şartları müsait değil, hem de acil hastaların iyi bir sağlık kuruluşuna ulaşması zaman alacağı için tehlike oluşturacaktır. Burada belki iktidar yetkilileri işte hastanenin statüsü uzman doktor görevlendirmeye uygun falan değil diyebilirler. Ancak burası bir ilçe ve bir ilçe merkezinde de ilçe hastanesinde de gerekli uzman doktorların bulunması gerekiyor. Bu konuda da iktidar yetkililerini göreve davet ediyoruz. Kadın doğum uzmanı başta olmak üzere diğer branşlardaki bütün uzman doktorların bir an evvel görevlendirilmesi ve halkımıza Gerger'de hizmet vermelerini bekliyoruz. Gerger halkının da böyle bir talebi var. Bu talebin mutlaka karşılanması lazım. Önerge vermeyi düşünüyor musunuz? Önergeyi hazırladık. İlk fırsatta da vereceğiz. Meclis açılır açılmaz da bunu meclis kürsüsünde de ifade edeceğim. Zaten biz bu gezilerimizi raporlaştıracağız. Valilikle çözülmesi gerekenleri Adıyaman Valiliğine,
bakanlıklarla çözülmesi gerekeni de bakanlıklara ileteceğiz. Meclis açıldığında biz bu gezilerden elde ettiğimiz bütün verileri, bütün sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne de taşıyacağız. Kürsüde de dile getireceğiz ve sorunların çözümü için de gerekli yerlere gerekli müracaatları da yapacağız. Sayın Vekilim, son bir soru. Eğitimle alakalı, şimdi onu da konuşalım. Gergerde eğitimde bu sene, daha önceki sene 3-4 yılda ciddi şekilde Türkiye'nin 72. sırası dediniz sondan. Gergerde Türkiye'nin sonuncusu, dibine çöktü. Bunu neye bağlamak lazım? Şimdi Adıyaman'da aslında eğitimde son yıllarda özellikle AK Parti iktidarının yanlış eğitim politikalarından dolayı ciddi anlamda bir gerileme var. Ve hem Gerger'de bu tablodan nasibini alıyor. Özellikle Gerger'in gezdiğimiz köylerine de baktığımızda köylerin büyük bir çoğunluğunda bir kere internet altyapısı yok. Çocuklarımızın EBA'ya erişimi zaten imkansız, mümkün görünmüyor. Dolayısıyla bu altyapı eksikliğinden de kaynaklı sorunlar var. Bunun dışında öğretmeni olmayan çok sayıda köy var ve burada da öğretmenlerin kalacağı doğru dürüst sosyal tesis de olmadığı için bir bütün olarak eğitimde Gerger Adıyaman'ın da çok gerisine düşüyor ve bu da Gerger'deki gençlerimizin, çocuklarımızın geleceğini olumsuz etkiliyor. Halbuki böyle kırsal bölgelerde özellikle Gerger gibi başka insanların alternatifin olmadığı bir yerde, eğitimden başka çarenin olmadığı bir yerde mutlaka eğitime, aslında buradaki çocuklara pozitif ayrımcılık tanıyacak bir mekanizmayı geliştirmek lazım. Gezdiğimiz tüm köylerde şunu gördük, sorduğumuzda gençler genellikle gurbette, farklı işlerde, inşaatlarda, tekstillerde çalışmaya gitmişler. Bu çok üzücü bir şey. Yani insanların doğduğu topraklarda doymuyor olması çok büyük bir trajedi aslında beraberinde getiriyor. Aileler parçalanıyor, bölünüyor. Gurbete giden, kötü koşullarda çalışan gençlerimiz zaman zaman iş kazalarına maruz kalıyorlar. Zaman zaman belki bu yoksulluğun bedelini bedenleriyle ödüyorlar. Bu çok yanlış. Bu yanlışın da giderilmesi lazım. Gerger aslında coğrafyasıyla, konumuyla burada doğan bütün insanları doyuracak bir potansiyele sahip. İşte su kaynaklarının doğru kullanılması, planlanması ve buradaki kaynakların halkın faydası olacak şekilde değerlendirilmesi mümkün olsa belki de buradaki insanlar gurbete gitmek zorunda kalmayacak ve Gerger daha çok gelişecek. Gerger'in yığınla sorunları var. Gerger'in gerçekten derdi çok. Biz kime dokunduysak dert dinledik. Ve vatandaşlarımız umutsuz olmasınlar. Ben buradan bütün Gergerlere çağrıda bulunuyorum. Umutsuz olmayın. Sizlerle birlikte inşallah hem Gerger'i hem de Adıyaman'ı hem de Türkiye'yi en yakın seçimde değiştireceğiz. Hem Gerger halkı hak ettiği hizmetlerle buluşacak. Hem Türkiye hem Adıyaman hak ettiği hizmetlerle buluşacak diyorum.